Merhabalar. Bugün Türkiye'nin şampiyonu belli oldu biliyorsunuz ki. Ben de hemen bunun videosunu çekmek istedim. Son maçın videosunu çekelim dedim. Bence hani beklediğimden daha iyi bir seriydi. Ben Valkes'in daha böyle şey oynayacağını düşünüyordum ya. Daha baskın oynayacağını düşünüyordum. Ama böyle daha şey oynandı seri. Fenerbahçe'nin de hani Fenerbahçe bence bayağı solid oynuyor. Yani özellikle takım savaşlarını. Bakalım şimdi nasıl bir maç bizi bekliyor. Görelim. Şimdi yasaklamalar bakın. Nocturne, Gragas ve Kamil yasaklaması geliyor. Bu arada Valkes seride ilk defa mavi taraf. Fenerbahçe yine aynı yasaklamaları 4 maçın ya bu 4. maç. 4. maçın 4'ünde de tüm her maç aynı yasaklamayı yaptılar. İlk seçim olarak Kai'Sa geliyor. Çünkü Kamil yasakladılar. Kamil yasakladıkları için Kai'Sa çıkaldı ve ilk seçim Kai'Sa'ya cevap olarak Rell ve Zayah geliyor. Bu arada Spurs'da tüm maçlarda Rell oynadı ve bence bayağı iyi Rell oynuyor. Hemen Hekarim ve Alistar tercihi geliyor. Alistar Rell'e cevap. Hekarim de güzel bir ormancı biliyorsunuz ki. Bolivir tercihi geliyor Hekarim'e karşı ve ikinci aşamada Orion'la Serafin yasaklaması geliyor. Victor kör seçim olarak alınıyor. Sol tarafta Silas Malphite geliyor. Çünkü Silas hani hem Hekarim var hem Alistar var. Silas banı gayet iyi. Ve sol tarafta Azir alıyor Victor'a karşı. Ve kör seçim olarak Renekton alıyorlar. Ve Fenerbahçe'nin buna cevabı neyle oluyor bakalım. Ne oynamıştı lan son maç? Ha, Nar oynadı Nar. Nar. Bu arada Bart gösteriyor Spurs. Spurs'ın da Bart main'i. Nar seçimi geliyor. Bu şekilde takımlar oluşuyor. Bana kalırsa benim kendi görüşüm en ortada draft bu maçın draftı arkadaşlar. Diğer maçlarda çünkü Senna Tamkenç'in çok büyük ağırlığını hissettiğimizi düşünüyorum ben. Ve Orman'da Hekarim Skarner eşleşmesini tam olarak uygulayamadılar. Ve Skarner'a karşı Senna Tamkenç olduğu için Skarner biraz zorlandığını düşünüyorum. Bakalım maçta neler olacak. Evet maça geçelim arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Evet burada şimdi alt koridorda bir öyle ufak bir takas oluyor ama kazanan taraf Valkes tarafı oldu diyebilirim. Şimdi Farfetch zaten klasik biliyorsunuz ki her yerde yapılan hani şeyle lensle başlayıp oradaki görüşü kırıyor ve görüş avantajını ufak da olsa alıyor. Bu arada Spurs gerçekten iyi rel oynuyor. Seri boyunca bence çok iyi performans sergiledi. Olifinix de ilk defa Kai'Sa oynuyor seride. Nerem'in de sanırım sezondaki ilk Zayah maçını oynuyor diyebilirim. Bu arada bu Renekton-Nar eşleşmesinde çoğu insan şey düşünüyor işte o Nar efsane falan. Artık öyle değil. Renekton-Nar gerçekten bu koridorda eşit durabiliyor. Hatta Nar hani bir yanlış bir hata yaptığı zaman öne bile geçebiliyor. Bakın mesela buradaki gibi şu an mesela bayağı öne geçmiş durumda. Bakın Oncan'ın sıçrasını almış. Bunu bu arada sıçraya atmasa Oncan Renekton sıçra atıp hani bir tane otomatik saldırıyla öldürebilirdi. Bu arada Oncan hani Ferret'i de ölmemek için yani Hekarim'i ölmemek için bayağı bir uzaklaştı oradan. Farm da kaçırdı diyebiliriz. Işınlanını da attı ve Renekton ışınlanını atmak zorunda değil. Bu güzel bir durum Valkes cephesi için. Şimdi koridoru burada freezlemiş bu arada Valkes tarafı dondurmuş yani. Hani şöyle bir şeye bakıyorlar. Hekarim kendini şöyle bir gösterdi. Bakın hala dondurmaya devam ediyorlar. Gayet güzel. Hiç fena değil. Bu arada şu Alistar'ın kostümü de bayağı güzelmiş ha. Evet Fenerbahçe ikilisi üstüne dönmek zorunda kalıyor burada. Çünkü üstüne dönmezse şurada hani sürekli böyle hani orayı freezeyemeyecekler. Hani freeze'i dondurmayı bozamayacaklar. Çünkü ormancıya bakın. Elremir'in pozisyonu, Volibear'ın pozisyonu çok uzak alt koridora. O yüzden Fenerbahçe alt koridoru üstüne dönmek zorunda kaldı diyebilirim. Bu arada Onca'nın E'si yok burada. Starscreen. Oo. Güzel. Starscreen için fena olmayan bir takas. Çünkü ışınlanı hala duruyor. Bu arada şu an az önceki dondurmanın etkisiyle slow pushlanan bir minyon dalgası var Valkes'in ve ormancılarına ihtiyaçları var bu koridoru daha çok ittirmek için. Elremir de bunun farkında ve alt koridora gelmiş bulunuyor. Evet Spurs'dan iyi bir oyun ve Nerem'in hemen orada tüyleri çekiyor ve öldürüyor. Bu arada sıçratmasına gerek var mıydı? Vardı. Renekton'un ışınlanı atıyor. Bu arada burada Renekton'un ışınlanı bence bayağı kötü bu ışınlan. Hiç gerek yok. Evet ittirmesine yardım ediyor burada Olifinix'in. Şimdi burada Nar hani nasıl diyeyim? Renekton'un üstünlüğü var. O böyle eşitleniyor bu ışınlandan sonra. Hatta Nar bir tık öne geçiyor diyebiliriz. Bu ışınlanı mesela Renekton üst koridora kullanabilseydi normalde çok daha iyi sonuçlanabilirdi. Üst koridordaki eşleşme. Şimdi Farfetch hemen zaten ormancısı nehirde olduğu için hemen şöyle bir görüş temizlemeye gidiyor ve
oradaki görüşü buluyor ve görüşü temizliyorlar. Bakın Victor'a C'ye saldırmıyorlar. Victor'a 3-5 de olsa veya 1-2 milyon tecrübe puanı bile olsa kaybettiriyorlar. Bu çok önemli bir şey. Gerçekten çok önemli bir şey. Hani sonuçta şöyle düşünün. Bu minyon dalgasında 2 minyon kaybettirirsiniz. Bir sonrakinde 1, bir sonrakinde yine 2, bir sonrakinde belki 3. Hani bunları denemek ve bunları kaybettirmek rakibe her zaman size avantaj sağlıyor veya sağlayacaktır diyebilirim. Hemen Azir üstüne döndü. Bu arada burada da Starscream Ninja tabisini bitmiş. Nara ve Volibear'a karşı Ninja tabi bitmek zaten içten bile değil. Bu arada yine takas kazanıyor orada Starscream. Q çevirecek şimdi. Gayet iyi. Şu an Starscream eşleşmeyi bayağı iyi oynuyor diyebiliriz aslında. Oo, yalnız bu arada E'yi üstüne atsa sanırım öldürecekti ya. E'yi üstüne atsa orada sanırım öldürüyor. Oo, yalnız Volibear da geldi. Starscream bak hop Q'yu çevirdi. Güzel kaçtı. Serin geliyor. Farfetch'ten bir flash. Farfetch'ten bayağı güzel oyun. Bu arada Farfetch'in burada olması şu an çok iyi bir şey bu arada. İnanılmaz iyi bir şey ve Serin Azir'le, hani Serin'in Azir'le yaptıkları, hani biliyorsunuz cidden bayağı iyi Azir oynuyor kendisi. Tebrik ediyorum yani Serin'i açık ve net. Bu arada bu durumda alt koridorda bayağı büyük bir minyon dalgası var ve Kai'Sa orta koridora gitti ve şimdi alt koridora dönüyor. Ve bu da ne demek oluyor? Serin üst koridora gitti. Üst koridor, orta koridorda kaybedilen minyonları veya kaybedilecek olanları Kai'Sa aldı. Şimdi de burada alt koridora gidecek. Bu alt koridordaki minyonları alacak büyük ihtimal. Orada araba minyon olduğu için çok fazla minyon kaybetmeyecek Holy Phoenix. Ve şu an Valkes için bu çok iyi bir rotasyon olmuş oldu aslında. Kimse farmda geri düşmedi. Hatta Holy Phoenix 20 milyon öne geçmiş oldu. Serin farmda eşit. Üst koridorda ufak bir fark var. Orta koridorda olduğu gibi ama hiç sorun değil. 100 milyona ulaştı Holy Phoenix. Daha dakika 9.5. Bir nişancı olarak dakika 9.5'da özellikle de Kai'Sa gibi bir nişanlıcıyla bu farma ulaştığınız zaman zaten oyunda çok güçlü bir hal alıyorsunuz ilerleyen dönemde. O orada 2 tane minyon kaçtı. Bu arada Renekton'lar hala dövüşüyor. Bu arada Nar da gitmiş. Ninja tabi almış. Her şeyi kaçırdı Oncan. En sonunda ulti bastı. Starscream'de ulti basmıştı. Orada ah son turret'tan şey yemesi. Evet, Azir'in klasik ormancısıyla beraber en çok yaptığı şeylerden birisi olan ormancısını çağırıp rakibe bir hani halay çektirmeyi denemek en çok denenen şeylerden bir tanesi ve şu an stillenme sıçrası yok. Ve bu demek oluyor ki Azir'den sürekli korkacak ve tüm orta koridor ittirme gücünü Azir'e bırakacak demek oluyor. Burada bu arada bir takım savaşı geldi. Rell, uf abi Rell çok güçlü ya. Holy Phoenix kaçmayı deniyor ama kaçamıyor. Orada Farfetch de ölüyor. Burayı Fenerbahçe bayağı iyi oynuyor diyebiliriz. Ve Victor skor alıyor. Biliyorsunuz ki Victor'un yeni pasif, yani yeni pasif dediğim bayağı oldu artık. Pasifi hani artık skor ve asisti daha da çabuk doluyor. O yüzden hani skor ve asist alması çok önemli Victor için erken aşamalarda. Abi Renekton da güçlü. Ya Renekton'u cidden oynadığınız zaman yani gerçekten verim alabiliyorsunuz ya. Ama hani oyna böyle nasıl diyeyim? Yani oynayan az insan var bu şekilde. Starscream bence hani TR'nin en iyi Renekton oynayan oyuncusu diyebilirim yani. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada hemen orada Sinnamp çok heyecanlı. Baksanıza sürekli böyle bir şey yapıyor. Bu arada ilk ejderi zaten almışlardı biliyorsunuz ki. Hemen burada ikinci ejderi çıkar çıkmaz neredeyse. Yani dakika 12'de iki ejderi oldu. Ya bu demek oluyor ki o Oncan'dan bir yalnız birebir de skor geldi. Yalnız o çok belli yani. Starscream bunu bu hatayı yapmaması lazım yani. Üçüncü mevsimindeki bir Starscream artık hatırlamıyorum ikinci yılındaki mi, üçüncü mevsim mi, dördüncü mevsim mi? Yani bunu beklemezdim Starscream'den. Hatta üçüncü senesi galiba bu aynen. Üçüncü senesindeki Starscream'den bunu beklemezdik. Şimdi burada dakika 12'de ejder alındı, ikinci ejder. Ve bu demek oluyor ki dakika 17-17.5 yani 17.5 civarı diğer ejder çıkacak. Ve bu ejderi de Valkes aldığı durumda ejder ruhuna hani çok inanılmaz erken bir dakikada ulaşmış oluyorlar. Hani bu önemli bir şey. Ama tabii ki Fenerbahçe şu an mesela altın olarak önde. Eğer bunu bu şekilde diğer ejdere kadar devam ettirebilirlerse takım savaşında bir şeyler kazanıp o ejderi alabilirler diye düşünüyorum. Burada Farfetch yine orta koridora geliyor. Bu arada Farfetch'sinden bu inanılmaz rahatsız ediyor. Hani Farfetch'e buradan tebriklerimi sunuyorum. Bakın Kai'Sa'nın üstünde olduğunu biliyor. Üstünde olduğu için Kai'Sa hani herhangi bir şekilde kule altı yeme ihtimali yok. Hiçbir şey yok. O yüzden ulan madem burada boş boş duracağıma orta koridora gideyim diyor. Ve gidiyor. Verim de alıyorlar yani. Stinlamba sürekli bir şeyler kaybettiriyorlar. Ama Stinlamba tabi alt koridordaki savaştan seviye olarak öne geçmiş durumda. Alt koridorda bu ışınlan attı skor falan aldı ya. Uf, ne biçim vurdu lan o.
Şimdi Zayah'ta bitkinlik var ama şöyle bir durum var. Mesela bitkinlik var, evet, rakibi arındır aldığı için bitkinliği çok fena bozmuş oluyor aslında. Hani burada Holy Phoenix bitkinliği, hani adamın bitkinlik alacağını düşünerek mi alıyor arındırı acaba? Yoksa hani ulan Rell var, Volibear var, öyle de almış olma ihtimali çok yüksek. O yüzden şey, burada Volibear yalnız Eldramir bayağı iyi bir dövüyor alt koridoru, rakip alt koridoru. Ama burada tabii orta koridorda ittirme gücü Wildcast tarafında olduğu için hemen Ormancı ile beraber hareketlendikleri için devamı gelmiyor. Bu arada bakın Holy Phoenix şeyi yapmıyor bu. Hani Tahsildar'ın o ufak 1100'lük kamasını almamış. Sebebi hani erken oyunda zaten yapabileceklerimiz sınırlı. E karşıda tanklar da var. Ben onu alacağım. Şimdi ikinci eşya Dominic alırım deyip ikinci eşya Dominic alması çok daha mantıklı. Çünkü 3 tane tank var gibi bir şey. Rell, işte Rell'i tank düşünün. Rell, Volibear, Nar. Hani 3 tane tank var gerçekten. Volibear, Nar da hiç hani küçümsenecek tanklar değil. Burada Holy Phoenix'e iyi farm kaybettirdiler bu arada Fenerbahçe tarafı. Ama Valkes tarafı da bunlardan yararlanıp Herald alıyor. Alameti alıyor. Bakalım o alameti nereye kullanacaklar. Yani orta koridor kulesini almışlar. Orta koridor kulesi yokken bu alamet böyle çok da önemli değil. Tabii ki şöyle önemli. Rakibe kaptırmaktansa rakip aldığında sizin orta koridor kulenizi açabilir. O yüzden fena değil. Hani bunu alıp alt koridordan kule vermek çok mantıklı olmayabilir. Hani çünkü bununla kule alıp almayacağınız garanti değil. Alsanız bile hani rakibinize takas yapmış oluyorsunuz. Ha şu an Valkes takasa okeydir belki kendi içinde. Bırakın abi onlar oradan alsın, biz de buradan alalım gibi düşünüyor da olabilirler. Ama bence Valkes şu an önde orta koridor ittirme gücü olduğu için. Ama tabii biraz şeyle de alakalı o. Stinnamb'ın hani sıçrasının şu an var. Sıçrası olduğu için hani çok da güçlü değiller aslında. Viktor da bayağı güçlü. Hop. Redekton burada bir Oncan'ı sıkıştırdı. Yalnız Oncan dövüyor. Şu an bu arada Viktor falan da hiç fena güçlü değil yani. Şu Viktor'a 400'lük hani gözyaşını almıyorlar. Ejder'i bırakabilir Valkes tarafı isterse. Mesela burada savaş yapıyorlar. Ama çok ayrıklar. Elremir Ejder'e vuruyor. Hani hiç pozisyonlar çok ayrı. Ve orada Stinnamb'ı öldürmeyi başarıyor Renekton'la. Kaysa ve burada 3. ejderi de bu şekilde almış oluyor. Ben burayı tekrar izlemek istiyorum. Şimdi bakın bu pozisyonda şunu belirtmek istiyorum ben. Fenerbahçe'nin pozisyonuna bakalım arkadaşlar. Şu an Valkes Fenerbahçe'nin pozisyonunu böldü. Tamam mı? Şu an Ferret o kadar hani çocuk akıllı bir hani oyuncu. Şimdi Kaysa takip edebiliyor zaten. Serin zaten öyle. Farfetch de zaten önde. Şimdi bu pozisyonda gördüğü gibi Nar'la Viktor'u ve orta koridora da alamet açıldığı için Viktor'la Nar çok kötü pozisyonda ve Nerem'in, Spars ve Eldramir'i kurtarabilecek hiçbir şey yok. Yani 3'e 5 bir takım savaşı oluyor diyebiliriz neredeyse. Şu an mesela Starscream arka tarafı getirmez isterse Holy Phoenix de aynı şekilde ve buradaki oyuncuları zonlarlar, bu sefer gelip ejderi alırlar gibi gibi bir şey oluyor. Ama burada tabii ki Renekton gidiyor. Stinnamb'a hemen öldürüyor. Yani bir stun atıyor zaten, Holy Phoenix atlayıp öldürüyor. Hani burada Valkes aslında pozisyon avantajını bence çok iyi kullanmış diyebiliriz. Fenerbahçe'nin de bence pozisyonu çok kötüydü. Yoksa bu kadar rahat kaybetmezlerdi diye düşünüyorum. Şu an sıçrası gitti. Hem Elremir'in hem Stinnamb'ın. Ve az önce belirtmiştim. Stinnamb'ın sıçrası olmadığı zaman Azir'e karşı durma ihtimali çok zor. Çünkü Azir en kötü flash atıp onu geriye attığında Hecarim'le beraber öldürme ihtimalleri çok yüksek. Bu arada serinden alışık olmadığımız bir şey. Belki son dönemde değişmiştir. Onu da tam takip etmedim tabii ama. Hani Nashor'un dişi alınıyor normalde biliyorsunuz ki. Nashor'un dişi almak yerine direkt Rabadon'a gidiyor. Burada Elremir'de skor oluyor. Burada Serin tam E atacağı yere inanılmaz güzel bir Q atıyor ve öldürüyor. Bu arada 3. ejder için ben bugün Punk'in yayındaydım. Fab'la beraber de bu maçı izledik. Fab, ben, Punk'i falan yayında. Mevzu şu. O 3. ejderde mesela Fenerbahçe eğer takım savaşı yapmak istemiyorsa gerçekten, çünkü pozisyonları ona hiç uygun değildi. Eğer bunu gerçekten hiç istemiyorlarsa ona göre gidip üst koridordan falan kule alabilirlerdi. Veya orta koridordan veya minyon kaybettirebilirlerdi. Çok daha mantıklı olurdu. Onun devamında gelen hani snowball efekti, kartopu efektiyle bakın burada da taraflar yakalanıyor ve Serin burada 2 skor daha hanesine yazdırıyor. Ve biliyorsunuz ki Azir skor aldığı zaman inanılmaz güçlü bir şey oluyor. Evet, Viktor da çok güçlü. Hani buna katılıyorum. Ama hani Azir de bir o kadar güçlü ve Azir şu an daha önde aldığı skorlardan dolayı. Bakın Nerevin de titriyor sürekli. Hani böyle aşağıda ayağıyla oynuyor büyük ihtimal. Yani Fenerbahçe'yi bu konuda tebrik etmek gerekiyor. 5 gençle burada yer almaları, hani burada bu şekilde mücadele ediyor olmaları falan. Bence çok başarılı bir şey yani Fenerbahçe adına. O yüzden onları da tebrik ediyoruz yani daha maç bitmeden.
Hop Stinnambu'yu yakaladılar. Farfetch'ten flashlar geldi. Stinnambu kötü pozisyonda yakaladıkları için direkt, daha doğrusu kötü pozisyon değil. Bakın bunun geleceği o kadar belli ki. Şimdi orta koridora bir bakın. Orta koridora Holy Phoenix ittiriyor. Holy Phoenix orta koridoru ittirirken Renekton nerede? Alt koridorda. Holy Phoenix orta koridoru ittirdikten sonra bakın haritadan. Kai'Sa, Hecarim ve Alistar'ın pozisyonuna. Görüyor musunuz? Orta koridor ittirme gücü veya orta koridor kulesi bu yüzden çok güçlü. Orta koridor ittirme gücünü aldıktan sonra orta koridor kulesi yoksa bu şekilde arkadan dolaşıp rakibi, hani mesela rakip burada, sizin takım arkadaşlarınız burada oluyor, rakibin takım arkadaşları burada oluyor. Tamam mı, bak böyle arasına giriyorsunuz yani rakibin. Otomatikmen destek gelmiyor. Şey gibi, bu eski Osmanlı'da olan savaşlar gibi. Sen adama gelen desteği kapatıyorsun, anladın mı? Kuşatıyorsun yani. Adama giden desteği kapattın mı sen, ne olacak? Otomatikmen sayıcı üstünsün. Kesiyorsun adamları. Orta koridor kulesi vesairesi bu yüzden çok önemli. Bu arada 1,5 dakika sonra inanılmaz önemli bir ruh var. Okyanus ruhu. Belki de oyundaki en güçlü ruhlardan biri. Hani hatta en güçlüsü diyebiliriz. Burada Sparz yakalandı. Renekton şöyle bir dürttü. Oo, Farfetch çok güzel yerden geliyor. Oncan da yeri kazdı. Burada yine pozisyon avantajı iyi ve hani tetiği çok güzel zamanda çekiyor. Ve rakibi öldürüyor. Şu an mesela bir kişinin orta koridora gidip koridoru ittirmesi gerekiyor bence. Zaten bunu %100 aldılar. Totemi falan var. Orta koridoru ittirseler gayet güzel olurdu diye düşünmüyor değilim. Ama tabii hani o an bırak abi ne olacak, koridoru da ittirmeyelim. Hani işte şeyimizi, baronumuzu alalım. Zaten kazandık mantığıyla düşünüyor olma ihtimalleri çok yüksek. Bakın burada Fener'in pozisyonu o kadar kötü ki. Valkes normalde bunu yapmasa dahi dönüp orta koridoru ittirse çok farklı şeyler çıkabilir ortaya. Ve burada Stinnamb'ın alt koridorda olduğunu da bildikleri için Stinnamb gelene kadar zaten olay bitiyor. Burada Elremir yakalanıyor. Elremir'in ultisini alıyorlar ve Volibear ultisi yokken çok sıkıntılı. Yani takım savaşı yapması çok zor oluyor arkadaşlar. Evet, ormanı da alıyorlar. Burada Holy Phoenix Blue'yu aldı. Serine bak, gülüyor. Blue'yu aldı diyor Holy Phoenix. Allah aşkına Serin'in tipe bakın. Ulan Serin, Allah belanı vermesin ya. Ulan ya. Farfetch'in kamera niye yanda? Hani biraz böyle yandan çekiyor. Bu arada şu an bak, bu kuleyi aldığı gibi EV'nin üst koridor ikinci kulesine gitmesi lazım ki Renekton da spamlıyor orayı. Bu arada burası bu yüzden bakın durup dururken çok kötü bir hal almış oldu burası aslında. Bu arada Victor da hani buraya kadarları topluyor yani. Hiç fena değil. Baksanıza Victor nasıl. Aa, Rel'de kalmış Kai'Sa'nın buraya kadarı. Çok kötü. Burada bir kovalamaca var Starscreen'e. Aa, attığı hız kesene bak Onca'nın. Bak şuraya çarpıyor. Ay, onu tuttursa yüzü yüzülü bu arada Starscreen. Burada sıçrasını atmıyor Can. Helal olsun sıçrasını atmadığı için. Çünkü hani sıçra atsa takım savaşında sıçrası olmayacak. Ve bu da demek oluyor ki hani bir Renekton skoru için, ki hani Baron olsa, işte ne bileyim Elder olsa falan okey, ama hiçbir görev olmadığı için sıçrasını atıp orada rakibini öldürmek istemiyor. Çok da mantıklı. Burada mesela Ferret içeri giriyor. Büyük ihtimalle yanlışlıkla giriyor orada. Bilmiyorum. Yani girmek istediğini sanmıyorum. Burada böyle şeyler oluyor. Bence şey değil. Bu arada Neram'in bayağı fazla hasar olmuş tam ölürken. Evet, yine bir dive. Oncan çok kötü pozisyonda kalıyor ve Oncan hiçbir şey yapamadan ölüyor. Sparz'dan bir olin geldi. Alistar direkt düştü. Ama burada kazanan yine Valkes tarafı oluyor. Hem kuleyi alacaklar, hem 2'ye 1 bir takas oldu ve hani sağ tarafın, yani Fenerbahçe'nin üst koridoru ölmüşken Valkes'in sadece destek oyuncusu öldü ve kuleyi alıp geri dönüyorlar. Ormanı falan alıyorlar. Alabildikleri kadar, kuşlar varsa kuşları alacaklar. Oradan kurtlara mı gidiyor lan Starscreen? Lan şuna bak böyle. Hecarim'e bak nasıl koşturuyor. Bu arada bu seçimi saklama ekranında 3. seçimden Volibear alıyorlar. Volibear almalarının sebebi, yani Sylas alsalar mesela hem Alistar hem Hecarim var. Çok iyi oluyor.
Ama Cyrus alamıyorlar. Niye? Şöyle Hecarim'e karşı hani Udyr yasaklı zaten. Udyr yasaklı, Olaf yasaklı. İkinci aşamaya geçildiğinde Valkes Volibear artı Skarner banlamasından, yasaklamasından korkuyor. Ama bence kesinlikle bunu yapması lazımdı Fenerbahçe tarafının. Oradan Cyrus almak gayet mantıklı diye düşünüyorum ben. İki tane de yasaklama yapabiliyorsunuz orta koridor adına. Yani Cyrus alınacak çünkü ikinci aşamaya gidildiğinde Cyrus %100 yasaklanacaktı zaten. Hani Alistar artı Hecarim olan bir takımın Cyrus verme ihtimali yok rakibi. Eğer verdiyse zaten maçı kaybetsin. Bu arada hem Ejder ruhu var. Hani hem farm farkı falan çok açıldı yani özellikle orta koridorda. Ormanda da yavaş yavaş açılmaya başladı. Hani şu an serinin eşyalar... Şimdi ikisi de 3 eşya değil mi? Victor da 3 eşya serinde. Ama serinin eşyalar bambaşka. Bu arada Oncan'dan bir sıçra... Serin direkt çok güzel bir Zonya geldi. Orayı Oncan'ı takip edebilecek kimse yok. Ferret Neremin'i darlıyor orada. Neremin'i pozisyon dışı bıraktıktan sonra burada takım savaşını kazanıyor Valkes tarafı. Ve Valkes İzlanda'ya giden takım oluyor arkadaşlar. Fenerbahçe'yi 3-1 skorla yenip Valkes'e başarılar diliyoruz. Yani sezon başında çoğu insanın tahmini boşa çıkmadı. Valkes'in kazanacağını düşünüyordu çoğu insan. Ve Valkes bu şekilde kazanmış oluyor. Yani ilk defa zaten orada Serin, Ferret, Starscream ilk defa bu tarz bir şey kazanıyor. Farfetch'le Holy Phoenix geçen yaz kış mevsiminde kazanmıştı zaten Fenerbahçe ile beraber. Arkadaşlar Valkes'e başarılar diliyoruz tekrardan. Kendinize iyi bakın. Bu video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.